Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cuma namazını okuş için neşte adam kereye gittiler? Bu birinci soru iken. Cuma namazını okuş için şeriatta adet belgilenmeyen. Bazı ulamalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de okuyen cumaları da avval 40 kişi bugün. Şunun için 40 kişi bulsa cuma okulunadı deyişken. Lekin bu Resulullah 40 kişi bo'lganligi tasodif xolos. 40 kişi bo'lsa o'qish kerak ekan, 40 kişi bo'lmasa o'qilmas ekan degan emas. Shunchaki 40 kişi tasodifiy to'da bo'lgan, shuning uchun juma o'qiganlar. Jumani jamoat bo'lsa o'qilaveradi. 3 ta odam mana jamoat bo'ladi. 3 ta odam bo'lsa ham juma o'qilinaveradi. Unda adadida shariatda biror narsa belgilanmagandan keyin umumiyligicha shuni olib o'qilinaveradi. Çünkü cemaat ne mi bulsa cuma hem uşa bilen sabit bulan. Ama savalı ikinci kısmı kayırda uzun cuma farz buladı. O kayırda farzı mesliptiler. Cuma mukim insanlarga farz. Musafirlerge cuma farzı mes. Bir şaharda ya ki bir kışlağda yaşayırken mukim insanlarga cuma farz buladı. Cuma farz buluşluğu için aksar olamalar yaşayıp durulgen mintakanı İslami erkinlik bugün mintaqa bo'lishligiga shart qilishgan. Çünkü cuma İslam'daki şiar bu. Qo'rqilib pisinib qilinadigan ibodat emas. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu aleyhi ve sellem Makka'da cuma o'qimaganlar. Hech qachon Makka'da cuma o'qimaganlar. Ya'ni fath bo'lishdan oldin, hijratdan oldin cuma o'qimaganlar. Nima uchun? Çünkü Makka Darul Harb bo'lgan. Kür diyarı bugün. Kür diyarı bugünden ki gün sahabalar uzları korkup kaçıp yürüşken mutlaka tuğdalanış imkanı bulmayan. Eğer şuna kenge kür diyarı bulsa ben hakkı kür diyarı da cuma'a farz bulmaydı. Çünkü tekrar ayet yapmaz. Cuma'nın İslam'ın şiarı berelle azan ayetip insanlar hemmesi cemaat bulup hatırcam aman insan okulunuş kere bugün ibadet bu. Hamma qo'rqib pisib uylarda ichida bir kishi bunaqa qilinish kerak bo'lgan ibodat emas bu. Shunaqa inga baralla qilishga qodir emasmi? Unda juma o'qilmaydi o'zi. Peshin o'qilinadi. Juma farz bo'lmaydi chunki ya'ni. Ammo mana kufr diyori bo'lsa ham erkinlik berilgan bo'lsa, masjidlarda jumalar qoim qilinayotgan bo'lsa, mana bunaqa holatlarda u jumalarga chiqilinadi chunki bunda mana erkinlik bor deyiladi va shu juma o'qishlik unda sabit bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka'da o'qimagan bo'lsalar yuqoridagi ma'no uchun dedik. Ya'ni Makka'da mutlaqo to'dalanishga, unaqangi baralla azon aytib yoki boshqa qilib ma'ruza qilib juma o'qishga imkon berishmagan. Shuning uchun unda juma soqit bo'lgan. O'sha vaqtlar ichida Madinada sahobalar o'zlari juma o'qishgan. Chunki Madinada imkon bo'lgan. Vallohu alam.